katılımına teşekkür ediyor ve konuşmasını yapmak üzere Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'yi sahneye davet ediyoruz. Çok değerli milletvekillerim, çok değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin değerli başkanı, değerli İzmir Koordinatör İhracatçılar Birliği Başkanımız, İhracatçı Birlikleri Başkanım, başkanlarımız, değerli rektörlerim, çok değerli oda başkanlarım, çok değerli katılımcılar, değerli öğrenciler, değerli basın mensupları, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnovasyon Haftası sebebiyle düzenlenen bu etkinlikte emeğe geçen bütün arkadaşlarıma tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Başka bir heyecanın, başka bir duyguların paylaşıldığı bir ortam. Düşünürken şimdi biraz önce Piri Reis örneği çok güzel bir örnekti. Şöyle biraz geriye gittiğimiz zaman, kendi özel hayatımızda geriye gittiğimiz zaman inovasyonla ilgili kendi hayatımızda da çok güzel şeyler var. Türkiye'de televizyon kanalının, biraz önce Büyükşehir Başkanımızın dediği gibi, renkli televizyon çıkmadan önce gençler pek hatırlamazlar onu. Türkiye'de tek televizyon kanalı vardı, TRT. Siyah beyaz o kanalda ne gösterilirse onu seyrederdik. Yani bizim köydeki tütün tarlasına gidip gelen çiftçiler de, herkes de, Türkiye'de bütün baştan aşağıya, tüm Türkiye, buz patinaj yarışmalarını, olimpiyatları, atletizmi, aklınıza gelen her şeyi tüm Türkiye olarak tek standart bir şekilde seyrederdik. Yani devlet bize ne gösterirse onu seyrederdik. Rahmetli babamla tabii ki fırsat bulduğumuzda gördüğümüz o televizyon yarışmalarında, atletizm yarışmalarını da seyrederdik. Allah rahmet eylesin, bana dedi ki, bak oğlum dedi. Bak dedi, yüzlerce insan yarışıyor, aynı pistte yarışıyor. Ama madalyayı ilk üçe veriyorlar. Onun için ne yaparsan yap, farklı yap ve ilk üçte yap. Yani ilklerde olmaya çalış. Hiç kulağımızdan gitmedi. Bir de bizim çocukluğumuzda şimdiki gibi bütün oyuncakların hazır olduğu, bilimin, teknolojinin bütün son gelişmelerinin kullanıldığı oyuncaklarımız bizim hiç olmazdı. Ve çocukluğumuzda biz özellikle okulda mesela el işi derslerimiz olurdu. O el işi derslerinde kullanılan tarım aletlerinin, kullanılan zirai aletlerinin, kullanılan diğer aletlerin modellerini, küçük modellerini kendi el becerilerimizle yapardık. Ama asıl inovasyonu oyuncaklarda yapardık. Kavun karpuz kabuklarından inanılmaz taşıma transport filoları kullardık çocukluğumuzda. Ve bizim tütün tarlasında tütünlerin kurutulması için kullanılan teller vardı. O telin üzerine tütün serilir, kargıların üzerine geçirilmiş olan tütünler. O tellerin en ucundan artan kısımlar olur, böyle birkaç metre artan kısımlar. Rahmetli babam onu benim için saklardı ve derdi ki bunu al. O telle, o tekerlekle inanılmaz mucizeler ortaya çıkarırdık. Telle arabalar yapardık, onun direksiyonunu yapardık. Yetmezdi, dört tekerlekli arabalar yapardık. Hele hele o telin ucuna bir de bu dikiş, eskiden tahta makaralar vardı. O makaralar da kurduğunuz zaman tel, araba, teker ve makaralarla beraber inanılmaz kombinasyonlarla çok güzel şeyler yapardık. Yani hayal gücümüz oldukça zengindi. Ortam da güzeldi. Her şey buna uygundu ve güzel şeyler yapardık. Yani biz şimdiki gençler kadar şanssız değildik. Biz çok şanslıydık. Ve biz nesil olarak, yani bu 50 yaş nesli, bundan 1000 sene önce dünyada ziraat nasıl yapılıyorsa bugün de aynı şeyi gördük. Yani
hayvanla çift sürmeyi, dövenle harman dövmeyi, sonra tanesini ayırmayan patosu, sonra tanesini ayıran patosu, sonra biçer döveri, sonra biçer döverin en yüksek teknolojisini, fasit makinayı, elektrikli hesap makinasını, sonra hafızalı elektrikli daktiloyu, sonra devasa bilgisayarları. Üniversitede bilgisayar dersi gördük. Bilgisayar olmadan, bilgisayara dokunmadan bilgisayar dersi gördük. Hayal ettik bilgisayarı. Bilgisayarı o lineerce bir mantığıyla bence iyi de öğrendik gibi geliyor bana. Değerli arkadaşlar, inovasyon herhalde öyle bir ortam olursa, insan zorlanırsa, insan hayal kurabilirse, insan yani ihtiyaç duyarsa ve hayal kurarsa, kurduğu ve ihtiyaç duyduğu bu şeyle üretirse, hele ortaya bir fikir koyarsa ve bu fikir ticari ve sosyal bir değere dönüşürse, bir kullanıma dönüşürse, işte o zaman inovasyon, bir innova bir ortaya, yani bir inovatif bir şey ortaya çıkıyor. Tabii biraz önce Büyük Ekşi Başkanımızın dediği, Yunus'un dediği, hiç kimsenin bulmadığı cevhere bulmak lazım. Mevlana da çok güzel bir şey söylüyor. Ne güzel diyor. Göçmek ne güzel, bir yerden bir yere varmak ne güzel. Donmadan, bulanmadan akmak ne güzel. Dün söylenenler dünle gitti cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yani şöyle bir geriye döndüğümüz zaman, şöyle tarihe, onun için biraz böyle anlatmaya çalıştım. Yani geçmişte neler vardı, geçmişte neler ortaya kondu, bizim ecdadımız neydi, neler yaptı? İnovasyon herhalde Boğaz'dan Haliç'e gemileri yürütmek bir inovasyon, uzay bilimlerinde. Piri Reis bir inovasyondu. Ve bu inovasyonla biz geleceği kucaklayacağımızı biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye olarak, yani dünyanın ki geçen hafta açıklanan rakamlara göre Türkiye, Dünya Bankası'nın 9 Mayıs tarihli raporuyla satın alma paritesine göre dünyanın 15. büyük ekonomisi haline geldi. Türkiye 10.800 dolarlık milli gelir seviyesine ulaştı. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi oldu. 2023'te inşallah 3. büyük ekonomisi olacak. 2023'te Türkiye 10. büyük ekonomi olacak. Türkiye 2023'te şimdi 10 yılda 220 milyar dolardan 830 milyar dolara getirdiği milli gelirini 2023'te 2 trilyon dolara getirerek dünyanın ilk 10 büyük ülkesinden biri olacak. Türkiye 36 milyar dolardan 152 milyar dolara getirdiği ihracatını 500 milyar dolara, hizmet gelirlerini 150 milyar dolara çıkaracak. Türkiye bunları yapacak. Görüntümüz odur ki illaki biz bunları yapacağız. Türkiye dünyada aldığı turist sayısı itibariyle 6. ülke oldu. Turizm gelirlerinde de Türkiye inşallah ilk 5'te olacak. Turizm çeşitlendirmesi yapacak. Türkiye sadece sahillerini, sadece kum, sahil, deniz turizmi değil, Türkiye bir kültür turizm ülkesi olacak. Şu Menderes Vadisi'ni şöyle bir hayal ettiğimiz zaman, Menderes Vadisi dünya medeniyetlerinin en zengin vadisidir. Türkiye bir sağlık turizm merkezi olacak dünyanın. Ve bütün bunları da yeni fikirlerle olacak. Yeni arayışlarla olacak. Yeni keşiflerle olacak. Yeniden bir araya gelmekle, fikirlerin bir araya gelmesiyle, fikirlerin savaşmasıyla, fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkacak bütün bunlar. Ve İzmir inşallah Ege'nin başkenti olacak. Ege'nin başkenti diyoruz ya, Ege'nin başkenti olacak. Ve İzmir illaki Ege'nin başkenti projesinde Denizli'den İzmir'e kadar bu vadiyi tek bir vadi gibi projelendirerek, bu vadide bir saatten Denizli'den İzmir Basmane'ye gelen ulaşım projelerini geliştirerek, İzmir yeniden bir inovasyonla dünya %4'e yakın, Almanya %4'e yakın, Avrupa Birliği ortalaması %3, Kore %3.4. Arge'ye ayrılan pay. Ve bizim 2023 hedeflerimiz de tabii ki %3. Türkiye olarak biz 2023'e vardığımızda
milli gelirimiz 2 trilyon dolar olduğunda 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması yapmakta olan bir ülke olmamız lazım. Yoksa aradaki mesafeyi ancak koruyabiliriz. Aradaki mesafeyi kapatmak için çok daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor Türkiye olarak. Bütün imkanlarımızı zorlamamız gerekiyor. Onun için biraz önce söylediğimiz rakamlar, Türkiye 152 milyar dolara, 830 milyar dolarlık milli gelire, dünyanın 15. 16. 17. ekonomisi olmaya Anadolu'nun imkanlarıyla, başkalarının verdiği reçetelerle bu hale geldik. Ve biliyoruz ki burada daraldık. Burada tıkanıyoruz Türkiye olarak. Türkiye olarak dünyaya açılmamız lazım. Türkiye olarak bölgeye açılmamız lazım. Türkiye olarak artık biz Anadolu'nun imkanlarıyla, Anadolu'nun sermayesiyle, Türkiye'nin imkan ve sermayeleriyle, Türkiye kendi içinde ticaret yaparak hiçbir yere varamayacağını gayet iyi biliyoruz. Çünkü inanılmaz bir başarı hikayesi yakaladık Türkiye olarak. Bundan 33 sene önce Türkiye'de, Allah rahmet eylesin, tonton bir adam çıktı geldi. Dedi ki Türkiye kabuklarını kırmalı dedi. Dedi ki Türkiye 1981 yılında Türkiye'nin dış ticaret hacmi, özellikle genç arkadaşlar için söylüyorum, diğerleri biliyordur. Türkiye'nin dış ticaret hacmi 4,5 milyar dolar. İthalat ve ihracatımızın toplamı 4,5 milyar dolar. Biraz önce İzmir'in tek başına ihracat rakamını öğrendik. İhracat sadece 10 milyar dolar. Bundan 33 sene önce 4,5 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam dış ticaret hacmi bugün 470 milyar dolar. Türkiye 100 mislinden fazla arttı. Ama bu tecrübeyle geldiğimiz bu noktada biliyoruz ki burada tıkanıyoruz. Burada daralıyoruz. Burada Türkiye olarak evet düşmeyeceğiz. Orta gelir tuzağına, orta gelir seviyesinde artık kalmayacağız ama bizim daha ileri gitmemiz için farklı şeyler söylememiz lazım. Dün söylenenleri bırakıp bugün yeni şeyler söylemek ve yeni şeyler yapmak lazım. O yeni şeyler de Ar-Ge. O yeni şeyler de inovasyon. O yeni şeyler de tasarım. O yeni şeyler de yeni hayaller, yeni ürünler, yeni ufuklar. Onun için kültür coğrafyası diyoruz. Türkiye, Orta Asya'dan başlamak üzere Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Afrika, Avrupa Birliği bu coğrafyada, Rusya steplerine kadar bu coğrafyada Türkiye ne yapıp ne etmeli? Artık başkalarının kontrol ettiği enerji ve ham madde dünyasında kendi enerji ve ham madde geleceğini garanti altına almalı. Türkiye, başkalarının tasarladığı, başkalarının reçetelerini verdiği, başkalarının bulduğu, ürettiği, patentine sahip olduğu ürünler değil. Türkiye olarak biz, bizim ürettiğimiz, reçetesini bizim yaptığımız, bizim dizayn ettiğimiz ve dünyada başkalarının belirlediği o tüketim alışkanlıklarını belirleme dünyasında biz de tüketim alışkanlıklarını belirleyebilen bir ülke olmamız lazım. Tüketim ağlarını kontrol edebilen bir ülke olmamız lazım. Bütün gayretimiz, bütün çalışmalarımız da bu yönde. Bakın, o ihracatta 500 milyar dolara gitmek için şu anda Türkiye'nin ihracatının kilogram bazındaki fiyatı 1.60 dolar olan o kilogram bazındaki fiyatını Almanya'nın 4.3-4.5 dolar seviyesine çıkarmamız lazım. 152 milyar dolarlık ihracatımızın içindeki yüksek teknoloji oranını %4'ten Kore'nin, Güney Kore'nin %20 seviyelerine çıkarmamız lazım. Böyle olmazsa Türkiye olarak gidebileceğimiz yer bu sınırlar çerçevesinde. Onun için Ekonomi Bakanlığı olarak, onun için hükümetimiz olarak Ar-Ge diyoruz ve başka bir şey demiyoruz. İnovasyon diyoruz ve başka bir şey demiyoruz. Hayal gücü diyoruz, hayal etmek diyoruz. Üniversite, sanayi işbirliği diyoruz. Hayallerin projeye dönüşmesi, hayallerin o elle tutulur, gözle görülür hale dönüşmesiyle ilgili ne gerekiyorsa. Biraz önce gelirken yine Büyükekşi Başkanım'la konuşurken destek veriyoruz. İşte inovasyona destek veriyoruz. Başarılı olan 40 tane öğrenciyi, 40 kişiyi yurt dışında eğitime gönderiyoruz. Başka şeyler yapıyoruz. Bunlar
inanın son derece yetersiz. Biz bunu biliyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge dendiğinde bununla ilgili destek, bununla ilgili kaynak aktarmakla ilgili hükümet olarak, bakanlık olarak inanın kapıları sonuna kadar açıyoruz. Yeter ki yeni fikirler gelsin. Yeter ki yeni Ar-Ge gelsin. Yeter ki talep gelsin. Biz bunun kaynağını yaratırız. Biz mutlaka ve mutlaka bir yolunu buluruz. Bir yol bulamazsak merak etmeyin yeni bir yol açarız. Çünkü oradan gelen birisi olarak, yani üretimden gelen birisi olarak, sanayiden gelen birisi olarak, İhracatçılar Birliği Başkanlığından gelen, tim üyeliğinden gelen birisi olarak, belediye başkanlığından gelen birisi olarak yolun nasıl açılacağını biz gayet iyi biliriz. Yani yol derken fiziki yol anlamında söylemiyorum. Asfalt yapmak, yol yapmak anlamında söylemiyorum. Bir yol bulmak, bir yön bulmak. O tıkanan yerde yol, yeni bir yöntem bulmakla ilgili. Genç kardeşlerimize, tabii gençleri görünce insan çok daha farklı bir şekilde konuşası geliyor. Bugün böyle bir şey var. Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, biraz önce anlattığım o hayal kuran çocuk var ya, o bulduğu tel tekerle yapılabilen o hayaller, işte makaralar, sistemler, şeyler, o kavun karpuz tarlada, o kavun karpuz kabuklarından o kurduğumuz taşıma filoları var ya, onu yapan çocuk, geçenlerde 23 Nisan fotoğraflarında, Bakanlar Kurulu'nun 23 Nisan fotoğrafları yayınlandı. Orada bizim iki tane fotoğrafımız yayınlandı. Bir tanesi 13-14 yaşlarındaki fotoğrafımız, fena değil. Ceketi ve pantolonu olan bir çocuktu. Ama bir tane vardı, 4 yaşında bir fotoğrafımız yayınlanmıştı. Sonra bir dostumuz onunla ilgili bir yorum yaptı. Yırtık donlu Nihat diye. Evet, bir köylü çocuğuyduk. Tütün tarlasında çekilmiş olan bir resmimiz vardı. Ayağımızda bir don vardı. Donumuzun paçası yarımdı. Birisi tamdı, birisi yarımdı. Bu millet, bu ülke o köylü çocuğunu, o amelenin çocuğunu okuttu. Türkiye'nin en iyi okullarında okuttu. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuttu. Yetmedi, dünyanın en iyi üniversitelerine gitmeye imkanı sağladı. O amelenin çocuğu o kurduğu hayallerle, o karpuz kabuğu ve tel tekerlerle Türkiye'nin en önemli şirketlerinde profesyonel yöneticilik yaptı. Ve bundan 20 sene önce yerinde duramadı, kabuğu nasıl yine sığamadı, hayalleri yine yetmedi. Babasının söylediği ve Mevlana'nın söylediği o sözlerden de yola çıkarak Denizli'de 16 kişilik bir işle işe başladı. Ve bugün yaklaşık olarak 820 civarında arkadaşımızla işlerimizin olduğu bir ülkemize hizmet eden, bizim emanetçisiyiz bugün bunu, yarın bu millete aittir. Bu ülkedeki her şey millete aittir. Buraya geldik. Yani inovasyon mudur bu, Ar-Ge midir, şey midir, ama hayaldir, hayal gücüdür. Hayal kurmaktır, her şey hayalle başlar. Hayal kurmakta hiç korkmayın. Hayal kurmakta cesur olun. Hayale hiç kimse bir şey demez, merak etmeyin. Başınıza da bir şey gelmez. Sevgili arkadaşlar, değerli katılımcılar, Ar-Ge ile ilgili, inovasyonla ilgili söylenecek çok şeyler var. Çok da böyle arkadaşlarımızla beraber çok böyle şeyler de hazırlamıştık aslında. Sayısal figürler hazırlamıştık. Bu sene çok iyi olacak. Bundan emin ol. Türkiye son 4-5 yıldan beri o 2008'de başlayan dünya ekonomik krizinden de etkilenerek o milli gelirin artışında 10 bin dolarlar cevi seviyesinde bayağı bir oyalanmaya başladık. 150 milyar dolarlar seviyesindeki ihracatta da bayağı bir oyalanmaya başladık. Bu sene Türkiye ortalamada ihracatını %10 artırarak orta vadeli programımız olan 166 milyar doların üzerine çıkacak Türkiye. 166 milyar dolar ki 170 milyar dolara da yaklaşma ihtimali oldukça yüksektir. İhracatımız %10 arttığı zaman Türkiye'de üretim %10 artacak. İstihdam %10 üretim artışını destekleyici şekilde artacak. Refah seviyemiz artacak.
Türkiye'de sabit gelir veyahut da gelir seviyesi yükselen insan sayısı artacak. Türkiye'de tüketim artacak. Türkiye'de tüketim arttığı için Türkiye'de üretim ve yatırım artacak ve Türkiye yeniden büyüme seviyelerine gelecek. Türkiye 2004'ü çok iyi başladı. Ocak ayı istihdam rakamlarımız son 11 yılın en iyi ocağı oldu. Elektrik tüketim rakamlarımız da artıyor. Türkiye'nin sanayi üretim endeksi ilk çeyrekte %6'lar seviyesinde arttı. Türkiye o yakaladığı üst üste 12 yıldan beri %5.1 yıllık büyüme seviyesini bu sene yeniden bir başlangıç seviyesi olarak devam edecek. Sakın ola ki dünyada veya bir yerlerde söylenen işte Türkiye'nin büyümesini 2014 büyümesini aşağı yönde revize ediyoruz diyenlere hiç itibar etmeyin. Bu işin içinden gelen birisi olarak Türkiye'nin yaşadığı tüm ekonomik gelişmelerde o ekonomik gelişmelerin içinde bizzat aktör olarak bulunan birisi olarak söylüyorum ve bugünkü elimizdeki rakamlara dayanarak söylüyorum tabii ki. Türkiye'nin 2014 ilk çeyrek büyümesi 2013 son çeyrek büyümesinden çok daha iyi olacak. Ve göstergeler odur ki Türkiye'nin 2014 ikinci çeyrek büyümesi bu büyümeleri destekleyecek. Ve ihracatımızın büyümesi, ihracatımızın artması da bakın ilk çeyrekte, 2014 ilk çeyreğinde Türkiye dış ticaret açığında inanılmaz bir daralma yaşamaya başladı. Pozitif anlamda söylüyorum bunu. Ve ilk defa onlarca yıldan beri Türkiye'nin ihracatı, ithalatı karşılama oranı %74 seviyesine geldi. İlk 3 ayda en yumuşak karnımız olan cari açıkta %30 seviyesinde bir daralma, iyileşme yaşandı. Türkiye'nin 2014 hedefi 50 milyar dolarlık cari açıktı. Türkiye'nin 2014 ilk 3 aylık cari açığı 11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani 50 milyar doların bile çok çok altında bir cari açıkla inşallah Türkiye 2014'ü tamamlayacak. Türkiye biliyoruz ki biraz böyle sonuç olarak insan niye ateşlenir? Niye bir ateşli bir şey yaşanır? Hasta olduğu için. Veya gribal bir enfeksiyonu vardır. Boğazların üşütmüştür. Bir rahatsızlığı vardır. Enflasyon da şu anda bir sonuçtur ve Türkiye'de bir ateş yani %9.3'lük bir enflasyon vardır. Bu enflasyonun da kurdan kaynaklanan kısmı Mayıs ayı itibariyle bitti. Kur etkisinden kaynaklanan fiyatların artış seviyesi bitti. Ve önümüzde enflasyonun maliyet kısmının etkilerinden bir tanesi de faiz. Önümüzdeki dönemde faizde de inşallah Türkiye'de o beklentiler seviyesinde iyileşmeler olacak. 2013'teki %6'lık faiz seviyesi hemen gerçekleşmeyecek ama hedefimiz dünya standartlarında. Avrupa'daki veya dünyanın başka yerlerindeki yatırımcının muhatap olduğu, ticaret erbabının muhatap olduğu faiz oranlarını inşallah 2014'ün sonuna doğru Türkiye yeniden yakalayacak. Değerli arkadaşlar, son bir konuyu da burada değerlendirerek ben sözlerimi bitirmek istiyorum. Türkiye bildiğiniz gibi ihracatta çok güzel bir trend yakaladı. İthalatta da gereksiz mal ithalatında, lüks tüketimde aşağıya doğru bir yönlenme yaşıyoruz. Yani yine yatırımlar devam ediyor. Yatırım malları ithalatımız yine devam ediyor aynı oranlarda. Ara malı ithalatımız devam ediyor ama vazgeçtiğimiz zaman ekonomimizin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği ithalat oranlarımız düşüyor. Buradan kastım şu. Eğer ihracat destekleniyor, ihracat ileriye doğru bir sebep buluyorsa, eğer gereksiz ithalat durma gibi bir sebep buluyorsa demek ki doğru kurdayız. Türkiye olarak TL'nin değeri şu anda doğru seviyede. İyi seviyede. Onun için biz Türkiye için şu anda TL'nin değerini bu seviyelerde 2.15-2.20 civarlarındaki dolar karşısındaki değerini Türkiye için iyi diyoruz. Şimdi genç kardeşlerimiz belki şöyle bir yaklaşımla da kafalarında soru işareti olabilir.
TL'nin değeri düşerse iyi mi olur be kardeşim diye sorabilirsiniz. Evet, iyi olur. TL'nin değeri gerçek üretimle büyümeli. TL'nin değeri gerçek büyümeyle büyümeli. TL'nin değeri yurt dışından gelen sıcak parayla yükselerek, yani bozdurulan dövizlerle yükselerek faizi destekleyen bir yaklaşımla değil. Türkiye inşallah 2023 hedeflerine yaklaştıkça Türk lirasının değeri dünya piyasalarında o hak ettiği yeri bulacaktır. Şu cümleyle de ben arkadaşlarımıza kafalarında bir baz oluştursun diye söylüyorum. Bundan iki hafta önce Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı çok önemli bir şey söyledi. Euro'nun değer kazanmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Ve tabii ki bunu şey için söylemiyorum da Çin milli parası yuan. 30 yıldan beri Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası, ABD, Avrupa Birliği ve Japonya Çin'in üzerinde baskı kurarlar. Derler ki milli paran yuan aşırı değersiz, bunun değerini kaldır. Çünkü haksız rekabet yapıyorsun. Çin de 30 yıldan beri bunu direnir. 2013 yılı sonu itibariyle Çin dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. Ve tahminler odur ki yaklaşık olarak 1,5-2 sene içinde dünyanın en büyük ekonomisi de olmak yönünde ilerliyor şu anda. İşte bu şekilde değerlendirmelerle, sağlıklı tartışmalarla inşallah ülkemizin ekonomisi de çok iyi yerlerde olacak diye biz düşünüyoruz. Ve memnuniyetle söylüyorum ki bu gibi organizasyonlar da bu hedefe ulaşmak yolunda bizi son derece sevindiriyor. Bu organizasyonun düzenlenmesinde fikir babası olarak ortaya çıkan başta tim başkanımız olmak üzere inovasyon grubu başkanımız, İhracatçılar Birliği Başkanımız Tahsin Bey'e ve bugün burada bu etkinliğin düzenlenmesinde hakikaten üstün gayretler olan Sabri Bey kardeşime, Sabri Ünlü Türk Bey'e ve destek veren bütün kurum ve kuruluşlara, Arçelik, TEP ve Büyükşehir Belediye Başkanımız gibi kuruluşlara, buraya katılan siz değerli gençlere, üniversitelerimizin rektörlerine, üniversitelerden gelen, geleceğimizin ışığı olan siz değerli gençlerimize ve bilim insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu inovasyon haftasının İzmir'de başlayan bu etkinliğin yıl sonuna kadar muhteşem bir heyecanla devam etmesini dileyerek sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.